Üke TV ekranlarından mutlu pazarlar değerli takipçilerimiz. Pazar günü bugün ve biz biraz uykuyu konuşacağız. Bilimden sağlığa, aslında uyku ve rüyalara biraz da bilimsel yönüyle bakıyor olacağız. Neden rüya görüyoruz? Gördüğümüz rüyalar ne anlama geliyor? Günlük yaşantımızın rüyalar ne derece parçası? Beyinle rüyalar arasında nasıl bir ilişki var? Psikolojik olarak bizi nasıl etkiliyor? Yaşamımıza yön verebiliyor mu? Karabasan çok konuşuluyor. Uyku felci olarak da ifade ediliyor. Bu ve benzeri birçok soruya değerli takipçilerimiz, konuklarımızdan cevap alacağız. Sizin de sorularınız varsa lütfen bizlere yazın, paylaşın. Bilimden Sağlık'a Twitter, Facebook, Instagram üzerinden sorularınızı yöneltin. Ben de samimiyetle konuklarıma sorularınızı ileteceğimi belirteyim. Betül Yiğit'le güzel bir rüya programını ve uyku programını sizler için hazırlamış olduk. Hemen vakit kaybetmeden konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi NP Fener Yolu ve Tıp Merkezlerinden iki hocam bugün bizimle birlikte. Doktor Duygu Kaya Yer Tutanoğlu, kendisi psikiyatrist, psikiyatri uzmanı, çalışmaları var. Kliniği hasta görüyor, bu anlamda da çalışmaları var. Hoş geldiniz hocam. Hoş şerefler bulduk. Verdiniz. Pozitif ayrımcılık yaptık bayan olunca. Önce bayan hocalarımızı takdim ediyoruz. Diğer bir isim Üsküdar Üniversitesi, yine NP Fener Yolu Tıp Merkezi'nden uzman klinik psikolog Doktor Cengiz Demirsoy hocam da bugün bizimle. Rüyalarla ilgili çalışmaları olduğunu hemen belirtmek isterim. Takipçilerimiz, sorularınız varsa lütfen bizlere yöneltin. Program içerisinde iki röportajımız olacak. Sokak röportajları, rüyalarla ilgili vatandaşlarımız neler düşünüyor, bunları da ekranlarınıza getireceğiz. Bir de nörolojik boyutuyla rüyalarla ilgili, özellikle uykularla ilgili bir röportajımız olacak. Onu da ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturacağımızı da belirtelim. Ve başlayalım hocam. Şimdi rüyalarla ilgili, tabii uykudan bağımsız düşünüyor olmak çok doğru değil. Rüyalar, o kadar çok şey var ki, veri var ki, işte insan günde kaç tane rüya görebilir, en uzun rüya ne kadardır, rüyalar yaşamı ne derece etkiler, aslında günlük yaşadığımızın bir devamı rüyalar gibi birçok şey var. İkinizden de rica edeceğim, önce sizden başlamak istiyorum. Rüya deyince hocam neyi anlamak gerekiyor, neye biz rüya diyoruz mesela? Hı hı. Buyurun lütfen. Rüya dediğiniz şey hayatımızın uyku evresinde yaşadığımız bir takım deneyimler. Bunun hem bilişsel bir boyutu var, hem duyusal hem de duygusal bir boyutu var. Aslında zihnimizde oluşan bir takım öyküler diyebiliriz, bir takım görüntüler diyebiliriz. Bu şekilde tarif etmek mümkün ve üzerinde kontrolümüzün pek olmadığı, yani rüyayı yönetemiyoruz bildiğiniz gibi çoğunlukla. İçeriğine karışamıyoruz. Tamamen spontan, kendiliğinden gelişen bir takım deneyimler, kısa süren deneyimler diyebiliriz. Öyküler, imajlar olarak ifade ediliyor. Cengiz Hocam, günün de bir devamı ve yansıması. Şöyle okumalar da var. Mesela psikolojik olarak kendini çok iyi hissetmeyen insanların gördüğü rüyalarla, normal şartlarda gayet mutlu, huzurlu olan insanların gördüğü rüyalar değişebiliyor. Bu bağlamda siz rüyaları nasıl tarif ediyorsunuz Cengiz Hocam? Şimdi her canlı rüya görüyor. Yani insanlar da bunu biliyoruz. Hatta hani belki daha sonra geliriz, görmedim diyenler bile rüya görüyorlar. 108 saatlik bir uykunun yaklaşık 1,5-2 saati rüyada geçiyor. Bu uyku laboratuvarlarında yapılan çalışmalarda görülüyor. 1,5-2 saat. 1,5-2 saat, evet. Bu REM dönemine de tekabül ediyor. REM dönemi olarak. İşte aşağı yukarı tabii tam bilmek mümkün değil ama demek ki bu bir şey, ihtiyaç. Yani oradan onu anlıyoruz. Yani rüya görmek bizde var olan bir şey. Olması gereken bir şey. Zaten bu REM dönemleri ya da bu rüyalar engellendiğinde sıkıntılı süreçler ortaya çıkabiliyor, kısa süreli de olsa. Demek ki bu bizler için gerekli bir şey. Peki neden, ne işe yarıyor denince değişik görüşler var. Görüşlerden birisi şu, biz rüyada da olaylar üzerinde, dünya üzerine, yani yaşantımız üzerine düşünmeye, bir tür düşünmeye devam ediyoruz. Ama düşünme dediğimiz yani mantıklı bir düşünme değil. Öyle başka bir dille düşünüyoruz sanki diyen bir grup var. Yani sembollerle düşünüyoruz. Yani gündelik hayattaki
problemlerimizi, sıkıntılarımızı, kaygılarımızı, çözemediğimiz şeyleri rüyada sanki başka bir dilde böyle üzerinden geviş getiriyoruz. Tabii bu daha çok görüntülerle vesaire oluyor ve o sırada çoğunlukla hareket edemiyoruz tabii. Yani bizim kontrolümüzde pek değil. Ama o rüyalar alıp incelenirse gündelik hayatla bir paralelliği olduğu hemen ortaya çıkar. Oradan da belki klinikte nasıl kullanıldığına daha sonra geliriz. Arzu edersiniz. Çünkü rüya terapi diye bir kavram da var değil mi hocam? Siz bundan da faydalanıyorsunuz. Hocam şunun altını çizdi. Aslında rüyalar bir ihtiyaç dedi. Neden ihtiyaç olduğuna dair işte günlük gördüğümüz uyku tabii ki çok önemli ama orada bazı problemlerin çözümü. Hocam şöyle bir okumada makalede denk gelmiştim. Şöyle ifade ediyor. Bir ressam, belki sizler de duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ressam eline kaşık alıp uyuduğu zaman elinden kaşığı düşürünce o arada uykuyu, rüyalar görüyor ve bu gördüğü rüyaları resmediyor. Çok güzel tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu bağlamda da mı bir ihtiyaç rüyalar? İhtiyacı konusunda neler söyleyebilirsiniz hocam siz? Siz yaratıcılık noktasına parmak bastınız aslında. Bu çok bilinen, bahsedilen bir şey hakikaten. Rüyalarda, yani rüyalar sırasında çok fazla bilgi geçişi oluyor zihinde, beyinde. Dolayısıyla normalde belki o kadar yaratıcı olmasak bile rüyalardaki şeyleri yakalayabilsek çok farklı veriler elde edebiliriz. Yaratıcılık bunun bir yönü. Onun dışında rüyanın faydası, rüyaların bize faydası karar vermek. Günlük hayattaki kararları verme açısından çok önemli. Çünkü biliyorsunuz çoğu kez karar vermekte bazı önemli konularda zorlanabiliriz. Ama sağlıklı bir uyku uyuduğumuz takdirde tabii bunun içinde rüya da görüyoruz. Uyandığımız zaman daha farklı bir bakış açısından o soruna bakmak mümkün olabilir. Daha sağlıklı kararlar vermek mümkün olabilir. Orada bir takım zihinde bilgilerin işlenmesi söz konusu. Rüyalar sırasında da tabii gece boyunca. Dolayısıyla rüyanın önemi burada da var. Onun dışında tabii öğrenmeyle ilgili süreçlerde yine rüyaların, uykunun önemi var. Yani bunu tabii rüyaları ayıramadığımız için uykudan rüyanın da mutlaka rolü olduğunu söyleyebiliriz. Öğrendiğimiz şeyleri eğer uyursak, o gün içerisinde bir takım şeyler öğrendik diyelim ki. Eğer uyursak ertesi gün çok daha bunlar zihnimize yerleşmiş, daha kalıcı olmuş şekilde uyanıyoruz. Dolayısıyla rüya görmeliyiz. Yani sağlıklı bir uyku ve birlikte rüya çok faydalı. Hocam genelde ki istatistiklerde, araştırmalarda onu gösteriyor. Kişi daha çok görmüş olduğu olumsuz rüyaları hatırlıyor. Siz herkesin rüya görüyor olmasından bahsettiniz. Bazıları diyor ki ya ben hiç rüya görmüyorum. Aslında görüyoruz, hatırlamıyoruz. Kişi 7 ila daha doğrusu 4 ila 7-8 tane adet arasında rüya görüyormuş hocam. Doğru mu bu? Evet, yani ne kadar girip çıktığına o REM dönemlerinde, ama girip çıkmalar var. Total sürenin işte 1,5 saat falan olduğu söyleniyor. Şeye gelince rüya, yani iki tür insan var belki. İnsanlar tek tür. Rüya herkes görüyor ama ikiye ayrılıyor. Gördüğünü hatırlayanlar, hatırlamayanlar. İşte yapılan çalışmalarda, laboratuvarlarda insanlara sabah soruyorlar, rüya gördünüz mü, görmediniz mi diye. Görmedim diyenlere sonra teypten çıkarıp dinletiyorlar. Gece uyandırmışlar REM döneminde. Kişi işte ne yapıyordun diye sorunca işte marketteydim, alışveriş yapıyorum, üzerime bir araba geliyor ya da ormandayım gibi şeyler söylüyor. Yani şunu söyleyebiliriz, rüya görüyoruz ama çoğunu hatırlamıyoruz zaten. Hatırladıklarımız da genelde ya çok belirgin rüyalar ve gece uyanmış oluyoruz ya da sabaha karşı gördüğümüz rüyalar ve uyandığımız rüyalar. Bir de biraz önce bahsettiğiniz gibi olumsuz etkisi çok belirginse ve uyandıysak işte onlar daha kalıcı oluyor. Belki daha az etkileyenler, hemen uykunun devam ettiği süreçlerde olanlar unutuluyor. Yani rüya böyle uykumuza yapışmış bir şey. Olumsuz rüyaları hatırlıyoruz. Olumsuz rüyalar görüyoruz. Doğru, belki çünkü biraz önce söyledim ya, rüya böyle problemler üzerinde düşünme gibi. İnsan özel hayatındaki konuları böyle bir evirip çeviriyor kafasına. Bunu bilinçli yapmasa da dönüyor diyelim. Düşündüğü için mi görüyor rüya? Evet, kafada dönüyor olay. Ve bunlar da tabii bizim sorun olarak gördüğümüz şeyler. O yüzden olumsuz görüyoruz. Yani
Bir de rüya şeyi vurgular. Yani diyelim ki bazı tereddütleriniz var, bazı kaygılarınız var gündelik hayatta. Rüyada onu çok büyük sıkıntı olarak görebilirsiniz. Rüya çünkü onu fazla abartır ki, nasıl diyelim, sanki böyle bir dikkat çekme gibi. Öyle olunca daha olumsuz oluyor. Yani dolayısıyla rüyanın olumsuz olması biraz normal bir şey. Çünkü gündelik hayattaki sıkıntılarımızı düşünüyorsak, yani bunu bilinçli bir düşünme demeyelim ama, dönüyorsa, geviş getirme gibi, o konular oradan oraya dolaşıyorsa ve bu konularda sıkıntı yaşadığımız konularsa ve rüya da bunu daha da belirgin vurguluyorsa, sıkıntı dediğimiz şey, mesela huzursuzluk dediğimiz şey, bir korku rüyası gibi olabiliyor. Dolayısıyla da biz o rüyaları tabii ki ihtiyacımız olduğu için onu görüyoruz ve onları hatırlıyoruz. O zaman günlük yaşamın bir devamı, evet, olayların bir aynası orada, gibi. Değil mi? Bu tabiri yani, çok yerinde. Evet, kare kare düşünebiliriz. Yani gündelik hayatta yaşadığınız, o gün olmasa bile hayatınızda devam eden bir konu varsa, o mutlaka rüyalarınızda da sürer ama farklı bir dilde. Önemseme ile alakası var. O bir sorun varsa veya bir olay varsa onu ne kadar içselleştirdiğimizi. Ama hocam, rüyalar kişiden kişiye göre de değişiyor. Kimisi çok ufacık bir sorunu zihninde, hocamın dediği tabirle, arka planda geviş getiriyorsa eğer zihinsel bağlamda, o kişi çok daha yoğun bir şekilde rüya görebiliyor. Kişiden kişiye göre farklılaşabiliyor, değil mi? Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz rüyalarla ilgili? Tabii, mutlaka kişiden kişiye göre de değişir. İlla olayın kendisini de görmeyiz. Hocamın dediği gibi sembollerle ifade ediliyor rüyanın içinde. Çağrışımlar olabilir. Mesela gün içerisinde yaşadığımız bir olayın çağrıştırdığı bir şeyi rüyamızda görmemiz de mümkün. İlla olay olduğu gibi zaten görmüyoruz, evet, sıklıkla. Onun çağrıştırdığı bir şey olabilir. Diyelim bir sıkıntılı bir şey yaşıyorsak rüyamızda, ne bileyim, bir yerden çıkamıyor hissi, bir yere sıkışmışlık hissi gibi, işte bir tüneldeyiz, yolu bulamıyoruz gibi, böyle sembolik ifadelerle daha ziyade görmek mümkün olur. Bunun dışında tabii çok güzel rüyalar da böyle eğlenceli, hoş, böyle hep keşke tekrar görseydim ya da devamını görseydim dediğimiz rüyalar da oluyor. İnsanların sevdiği ortamlarda, sevdiği kişilerde bulunuyor olması, hiç o vaktin geçmesini istemeyişi gibi. Böyle güzel, evet, rüyalar da oluyor, değil mi, evet, hocam? Mesela ne bileyim, uçmak, yüzmek, dünyayı dolaşmak gibi böyle çok değişik rüyalar da insan görebiliyor. Biraz rüyaların içeriği, yani isteklerimizi yansıtıyor olabilir, kaygılarımızı yansıtıyor olabilir, korkularımızı yansıtıyor olabilir, ama orada istek de olabilir. Yani istekle ilgili bir içerik de görmek mümkün. Hocam, bir de kabuslar var. Kötü rüyalar aslında bunlar. Daha çok kişiler özellikle öyle yazıyor okumalarda, kaçarken, kovalanırken bunlar çok yoğun bir şekilde yaşıyor, kabusları. Kabusları rüyalardan ayıran ne diye bir soru sorduğunda size, kabusları nasıl anlatabilirsiniz bize hocam? Kabus herhalde gündelik hayattaki huzursuzluktan paniğe kadar giden bir spektrumu düşünürsek, yani huzursuzluk, tedirginlik, işte korku ve panik dersek, belki kabus herhalde rüyanın pik yaptığı bir yer. Evet. Yani en kötü haliyle gördüğünüz bir şey. İşte o belki kabus şeyi gösterebilir. O olayın, gündelik hayattaki olayın ne kadar yoğun yaşandığını gösterebilir. Yani işte mesela bir elinde bıçakla birisi kovalıyorsa, ya da etrafı çevrildiyse rüyada. Şimdi gerçek hayatta böyle bir şey yoktur belki ama işte o elinde bıçakla onu kovalayan kişiler ya da bir canavar ya da bir takım yaratıklar, değişir bu. Demek ki hayatta korktuğumuz, bu kadar olmasa bile bir derecede olsa korktuğumuz bir şeyler var. İşte rüyada o, eğer o kişiyi, o canavarı, o varlığın ne olduğunu bulursak, aslında onun gündelik hayattaki karşılığını da bulabiliriz. Yani sonuçta kâğıt şey diyebiliriz. Gündelik hayattaki yaşantımızdaki korkularımızın en tepe yapmış halinin rüyada kendini göstermesi. İşte oradan da korkularımızı, gündelik hayattaki korkularımızı, yani rüyadan çıkarak da bulabiliriz. İşte orada semboller var. Yani beni kovalayan şeyin
o sembolün ne olduğunu bulursam, onu gündelik hayattaki karşılığını bulursam, o zaman gündelik hayattaki sorunumu oturup konuşabiliriz. Birazdan belki bahsedersiniz. Rüyada terapi ya da terapide rüya derken, evet, evet. İşte rüyadan kalkıp gündelik hayattaki sorunları ve kişinin o sorunların kişi üzerindeki etkisinin derecesini anlamak mümkün olabilir. Hı hı. Burada sembolleri bilmek lazım. Sembol derken... Bu sembol dediğiniz şu mu hocam? Doğru mu abi? Şimdi rüya tabirleri var. Elma görüyorum, kalem görüyorum, bulut görüyorum, dağ görüyorum, hayvan evet. görüyorum gibi. Evet. Bunlar mı bahsettiğiniz evet. şeyler? Mesela doktor hanımın biraz önce söylediği gibi genelde başka bir şekilde görürüz. Yani yaşadığımız sorunu aynı görmeyiz. Şöyle söyleyeyim. Mesela yılanla ilgili bir şey görüyoruz hı. rüyada. Tamam. Bizim hayatımızda yılan yok aslında. Yani metropolde yaşayan insanlarda yılan olmaz. Ama bir yılan görüyorsam, bir yılan geliyorsa bir taraftan ve bir korkum varsa, işte bu yılan benim hayatımda başka bir şeyi temsil eden bir semboldür. İşte o kişiye sormak lazım. Yılan nedir, nasıl bir şeydir diye. İşte genellikle böyle, nasıl diyeyim, sinsi sinsi gelen bir şeyse, kendini belli etmeden gelen bir şeyse, mesela bir diyelim ki, kurt işte kendini belli ederek gelen bir şey. Anlatabiliyor muyum üzerine? Ama yılan daha böyle bir böyle oradan buradan şey yaparak işte onu bulursak o yılanla o kişinin sorunu yoktur. Yani hiçbirimizin şehirlerde yılanla sorunu yok. Ama yılanlı rüya görüyorsam o yılanın hayatımda neyi temsil ettiğini anlamak için o kişiye şeyi sormak lazım. Yılan nedir? Nasıl bir şeydir? Ona göre mi tarif edecek evet, sizi hocam? Evet. İşte o yüzden de mesela rüya tabiri kitapları aslında geçerli değildir. Çünkü herkesin rüyadaki o sembolleri tanımlayışı farklı olabilir. Yani köydeki bir insanla metropoldeki bir insan, metropoldeki hiç yılanla yani sadece televizyonda seyretmiş birisiyle bir pet shop'ta yılan satan adamın rüyasında da yılan olursa anlamları farklı. Anlamları çok farklı olur tabii. Evet. O yüzden işte ama kitaplara baktığınızda rüya tabirleri yılan işte düşmandır der. Tamam çoğu zaman ters bir şey. Ama işte o kişiye göre bulmak lazım. Eğer o zaman yılanın ne olduğunu bulursak gündelik hayattaki sorununu da anlarız. İşte o bazen o yılan çok güçlü bir şekilde geliyorsa kabus gibi oluyor. Hı hı. Dolayısıyla rüyadan hayattaki sorununu teşhise gidebiliyoruz. Duygu Hanım dediği gibi hep böyle semboller olur. Aynı olayı görmeyiz ve rüyada hiç şey olmaz. Önemsiz bir rüya olmaz. İşte öyle markette dolaşıyormuşum. İşte onu mu alsam bunu mu alsam diyorum mesela. Hı hı. Hocam yılan örneği o kadar güzel oldu. Bir pet evet. shopçu için yılan başka bir anlam ifade ediyor. Normal vatandaş için yılan başka bir anlam evet. ifade ediyor. Aslında çok fazla genelleme yapıyor olmak doğru değil. Kişinin hikayesini, öyküsünü dinliyor olmak lazım. Rüyaları evet. iyi bir şekilde yorumlayabilmek için tekrarlayan tamam. rüyalar var hocam. Kişiler bir hafta boyunca belki her akşam yattığında aynı rüyayı görüyor. Bunun bir manası var mı? Şimdi mana derken ben rüya tabirlerinden biraz devam etmek istiyorum. Bu rüya tabirleri derken daha çok gelecekle ilgili bir bilgi verdiği düşünülür. Mesajlar, yorumlar. Sanki evet. gelecekte ne olacağıyla ilgili bir mesaj. Yani aslında tam olarak tabii onu söylemek mümkün değil ama kişinin geçmişi ya da daha bugünüyle ilgili bir takım bilgiler sunduğunu söylemek daha doğru olur. Geleceğe dair de şöyle bir şey olabilir. Kişi sonuçta bilgi akışı devam ediyor. Kişi o rüyanın etkisiyle bir takım gelecekte olabilecek şeyleri öngörebilir. Yani ya da o şekilde olmasına sebep olacak şekilde davranışlar, seçimler yapabilir ve sonra da rüyam gerçekten çıktı diye düşünebilir. Yani doğrudan rüya o şekilde olduğu için değil ama o rüyanın getirdiği bilgiler doğrultusunda kişi davranıp da onun gelecekte olmasına da sebep olabilir diye düşünüyorum. Buna da değinmek istedim. Şu da var hocam, kişilerin rüyada konuşması. Bu da çok ilginç. Mesela zaman zaman bizler de yaşıyoruz. İşte yakınımız kaldırıyor. Çok konuşuyordun. Bu kabus habercisi mi yoksa iyi şeylerde? Şunu merak ediyorum aslında ben. Şunu özel sormak istiyorum. Rüyalar hangi durumlarda tedavinin kaçınılmaz olduğunun bir göstergesidir? Hı hı. Rüyalar
hastalığın habercisi midir, belirtisi midir? Bu bağlamda neler söyleyebiliriz? Olabilir tabii. Yani şu ana kadar biz pek patolojik bir şeyden konuşmadık. Daha çok normal insanların normal rüya içerikleriyle ilgili. Tabii ki de yani birçok uyku bozukluğu var. Burada işte kabus görmek bazen bir uyku bozukluğunun habercisi olabilir. Ya da rüyada konuşmak, gece tuhaf davranışlar yapmak. Böyle insanlar var çünkü özellikle REM uykusu döneminde tuhaf davranışlar yapan, konuşan, gülen, şarkı söyleyen, türkü söyleyen insanlar olabiliyor. Dolayısıyla bu bir hastalık, hatta bazen gerçekten çok ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. O yüzden ne zaman olduğu, nasıl olduğu önemli bunun. Hani ufak tefek konuşmalar gece fazla yanına başka bir belirti eşlik etmiyorsa önemli olmayabilir, ama hem konuşuyor, hareket ediyor, kalkıyor, yürüyor, etrafa saldırıyor falan, böyle şeyler varsa eğer, o zaman ciddi bir bozukluk vardır. Bunu araştırmak, incelemek gerekir, tetkikler yapmak gerekir tabii ki. Altından bir takım nörolojik hastalıklar da çıkabiliyor. Nörolojik derken birazdan nörolojik bir değerlendirme için Ceren Şalçin'i hocamıza mikrofonları uzatacağız. Hocam şöyle de kullanımlar ve ifadeler var. Madde kullanan kişilerin gördüğü rüyalar, depresyonda olan kişilerin gördüğü rüyalar veya diğer psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili bir hal varsa kişide, rüyaları da otomatikman değişiyor, şekilleniyor, farklılaşabiliyor. Bu bağlamda psikiyatrik rahatsızlıklar ve rüya ilişkisi açısından neler söyleyebilirsin? Mesela madde kullanan kişi çok daha farklı görüyormuş rüyaları. Doğru mu? Evet. Madde kullanımı varsa, bizim psikotik tablolar dediğimiz şeyler varsa, belki rüyalar daha böyle dezorganize olabilir. Çünkü onlar zaten gündelik realiteyi de bayağı bozuyorlar. Ama şeylerde, diğerinde yani hani kliniğe gelen, başka sorunlarla gelen insanlarla bizim rüyalarımız arasında pek bir fark yok. Ama şöyle, eğer depresyonu varsa daha çok depresif temalı rüyalar. Yani böyle umutsuzluk, çaresizlik, o sorunun devam ettiği, anksiyetesi varsa, işte hani biraz önce söylediniz ya, tekrar eden rüyalar. Evet. O sorun hayatından gitmedikçe o konuyu kişi gündelik hayatında, şu doktora mı gitsem, ne yapsam, bu sorunu nasıl yenerim, Ayşe ile mi konuşsam, Fatma ile mi konuşsam gibi, nasıl gün, yani gün be gün sürdürüyorsa, rüyasında da o olay sürüyor. Dolayısıyla benzer temalar, aynı, bazen aynı yer, bazen aynı konular gibi, ta ki sorun çözülünceye kadar o konu devam ediyor. Dolayısıyla belki hani madde kullanımı falan rüyaları değiştirebilir, ama klinikte sorunla gelen insanların rüyadaki şeyi, bizden farkı ya da sokaktaki insandan farkı, belli sıkıntıları olduğu için o sıkıntıların rüyalara yansıması gibi düşünebiliriz. Hocam, sokak röportajına dönelim. Betül Yiğit ve Melis Demirtaş indiler sahaya. Rüyalarla ilgili sorular. Çocuk rüyalarını da ben konuşmak istiyorum sizinle. Özellikle kabusu daha çok çocuklar görüyormuş belirli yaş aralıklarında. Bu da çok önemli. Anneler, babalar, ekran başından ayrılmayın. Şimdi bir sokağın nabzını tutalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gece kafamızı yastığa koyduğumuzda uyku çekerken bir anda rüya görmeye başlıyoruz. Peki gördüğümüz bu rüyalar hayatımıza ne derecede etkiliyor? Bilimden Sağlığa ekibi olarak mikrofonumuzu vatandaşlarımıza uzattık ve bu konu hakkındaki görüşlerini aldık. Rüya görüyor musunuz? Evet. Evet, çok sık olmasa da görüyorum. Evet. Evet. Rüya görüyorum. Evet. Yani görüyorum. Evet. Peki ne sıklıkta rüya görüyorsunuz? Bazen haftada bir, bazen ayda bir. Duruma göre, şartlara göre değişiyor. Genellikle akşamdan moral bozuk olduğu zaman ya da bir şey düşündüğüm zaman. Haftada 2-3 kez görüyorum. Nadiren. Haftada birkaç kez görüyorum. Haftada bir kere falan görüyorum. Çok görmüyorum, her gün görmüyorum. Çok sık görmüyorum ama görüyorum genelde. Peki gördüğünüz rüyalar hayatınızı nasıl etkiliyor? Ya ben de şöyle oluyor, gördüğüm rüyaları başka bir zamanda sanki dejavu olurmuşçasına tekrarlayabiliyorum veya yaşayabiliyorum. Genelde unutuluyor rüyalar, biliyorsunuz. Yani çok etkilediğini söyleyemeyeceğim. Çok da yani hani böyle peşine düşüp takip etmiyorum açıkçası. Pek etkilediğini söyleyemem ama bazı o anki günlük olaylarla ilgili kısa bir anlık bir rüya görebiliyorsun, bu kadar. Şu ana kadar gördüğüm rüyaların hiçbir etkilemedi. Aynen. Çıkmadı gibi bir şey.
umursamıyorum. Bir rüya görüyorsun, sevdiğini görüyorsun. Bakıyorsun ki sevdiğini alamıyorsun, başkaları alıyor. Bu rüyada ne abi, bir insanı sıkıntıya sokuyor. Gördüğümüz rüyalar zaten genelde hayatımızdan oluyor. Mesela gece yatmadan önce neyi düşünürsen onu görüyorsun. Mesela bir kız arkadaşın vardır, seviyorsundur, değer veriyorsundur. Onu görürsün gece yatmadan. Yani ne derdin varsa genelde onu görüyorsun ya. Korkuyorum mesela, o rüyamda olacaklar günlük hayatımda da olacak mı diye korkuyorum yani. Evet, bu güzel röportaj için Betül ve Melis'e çok teşekkür ediyoruz. Aslında çok da güzel, birçok alanı harmanlamışlar. Birçok fikir var, düşünce var. Ayda bir görenler var, günde bir, haftada bir görenler var. Hatırlayanlar var, hatırlamayanlar var. Aslında yaptığımız okumalarda bu tabloyu veriyor hocam. Birebir veriyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz sokak röportajlarını? Cengiz hocam, sizden bahsedelim. Şimdi tek fark şu, haftada bir görüyorum diyor ama işte o hatırladığımız kısmı galiba. Evet. Bir arkadaş söylüyordu işte, gündelik hayattaki şeyleri görüyorum genelde diye. Demek ki o işte o şeyin farkında, yani bu hayatın yansıması oluyor. Bahsettiğiniz üzere evet, aslında. Gayet güzel cevaplar. Bir de rüyalara galiba kişinin yüklediği anlamla da ilgisi var. Bazıları mesela diyor ki ben rüyaların peşine çok da düşmem diyor ya. Çok da umurumda değil, görürüm geçer gider. Kimisi fazla içselleştiriyor rüyası. Çıktı diyenler var genelde. Bu bağlamda rüyalara yüklenen anlamla ilgili neler söyleyebilirsiniz evet. hocam? Aslında bence rüyaları önemsememiz gerekir. Ama şu şekilde önemsersek sıkıntı yaratır tabii ki. Yani böyle bir rüya gördüm, kesin şöyle bir şey olacak, başıma bir şey gelecek gibi. Geleceğe dair olumsuz bir düşünce oluşturursa bize çok iyi olmaz bu. Ama neden böyle bir rüya gördüm? Bu rüyanın şu anki hayatımla ilgili bir şey gösteriyor olması mümkün diye düşünürsek bizi biraz yönlendirici olabilir. Hocamın anlattığı gibi bazı farkında olmadığımız duygularımızı, düşüncelerimizi, korkularımızı, isteklerimizi bize ifade edeceği için de çok anlamlı olabilir. Dolayısıyla insanların rüyalarını kaydetmelerini hep öneririz biz. Yani mümkünse yazılı olarak mı evet, kaydedecekler? Mümkünse çünkü izleyenlerimiz kendilerine küçük bir rüya defteri, bir not defteri alsınlar ve baş uçlarına koysunlar. Çünkü rüyalar hatırlanmıyor. Ama genellikle ilk uyandığımızda böyle çok kısa birkaç saniye hatırlamamız mümkün olabiliyor. Hemen hiçbir şey yapmadan hemen not defterlerini alıp oraya not yazarlarsa bir süre sonra görecekler ki daha çok hatırlıyorlar rüyalarını. O rüyalar önemli. Bunlar özellikle terapilerde çok kullanılıyor. Gece kişinin hangi rüyayı gördü, içeriği ve sabah uyandığında kişiye hissettirdiği duygu. Hı. Yani ilk uyandım, mutlu uyandım, kendimi kötü hissederek uyandım. Bütün bunlar hepsi veri sağlıyor. Siz terapilerde kullanılıyor. Çıkarımda bulunuyorsunuz aslında yaşadığı, düşündüğü ve davranışlarıyla ilgili oradan çıkarımlar. Evet. O yüzden not almasını istiyorsunuz. Evet. Tedavi sürecinde faydası bağlamında. Kesinlikle. Doğru mu hocam? Evet. Hocam şunu da görüyoruz. Yüklenen anlam dedik ya biraz önce hocam, aslında rüyaları önemsiyor olmak lazım. Bazıları da abartıyor. Mesela kavgalı olduğu bir kişi rüyasında görüyor. O rüya bir hafta boyunca o kişinin üzerinde etkisini sürdürüyor. Onu gördüğünde selam vermiyor vesaire vesaire. Bu bağlamda bir filtreleme, tabiri doğru oldu mu bilmiyorum ama ne kadar rüyaya ne şekilde yaklaşıyor olmak lazım? Gerçeklik payı ne olmalı? Şimdi olaydan ziyade diyelim ki rüyada bir şeyle bir mücadele ediyor. Hı. Ya da kavga ediyor. O gündelik hayatta Ahmet'le ya da Mehmet'le sorunu olsun diyelim. Anlatabildim mi? Evet. O olaydan çok şeye bakmak lazım. Yani o olayı neden önemsiyor? Orada işte böyle bir yaşadığı şeyi kişiliğine bir saldırı olarak mı alıyor? Bir değersizlik midir o? Yani sadece olayın kendisi değil de o temayı bulmamız lazım terapide gidebilmemiz için. Hı-hı. İşte eğer kendi benlik değeriyle ilgili böyle bir kırılganlığı varsa, küçük bir şeyi bile işte kafasında döndürüyorsa, o mesai harcamanın, ister bu gündelik yaşamda düşünmek olsun, ister rüyada düşünmek olsun, o zaman o kendini değerli bulma, değersiz bulma, anlatabiliyor muyum? O değer konusuyla ilgilenmek lazım. Yani sadece olay değil,
terapide de zaten eğer yapılabilirse bu ana tema üzerinde gidilir. Hı hı. Dolayısıyla o tekrarlayan olay bize işte şeyi gösteriyor. O kişiyi demek ki ne kadar o olay meşgul ediyor. O hı. konu. O olaydan kalkarak o konu böyle düşünülebilir. Tamamen kişinin yüklediği anlamla ilgili benim evet. sizin hocam söylemlerinizden çıkarttığım sonuç bu. Yaşamın da bir devamı aslında. Şöyle yapalım hocam. Nöroloji uzmanımız Doktor Celal Şahçini'ye bir dönelim. NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden. Uyku ile ilgili daha sonra biraz da uyku bozuklukları ve uyku hijyenini konuşalım istiyoruz. Çünkü rüyalarla gerçekten doğru orantılı. Bakalım Celal hocam bize neler söyleyecek. Uyku bozukluklarında tan aracı olarak neler kullanılmaktadır? Uyku bozukluklarında tanı aracı olarak en sık PSG dediğimiz polisomnografi testi kullanılmaktadır. Türkçe açılımı çoklu uyku testi. Niye çoklu dedik? Çünkü sadece uyku bakılmıyor. Uykuyla ilişkili bir sürü parametre bakılıyor. Bunlardan kalp ritim hızı, kandaki oksijen oranı, akciğerlerin hareketi, el kol hareketleri ve en önemlisi EEG ile beyin dalgalarının aktivitesine bakıyoruz. Bu test şöyle yapılıyor. Hasta bir akşam gelip hastanemize misafir ediliyor ve sabaha kadar uyku EEG'si çekiliyor PSG dediğimiz şekilde. Rapor sonucunda hastanın hangi hastalığı var, hastalığın şiddeti, tedavi açısından bize kılavuz olarak sonuç veriyor. En sıklıkla PSG obstrüktif uyku apnesi dediğimiz horlama, nefes durması ve de sabah yorgunluk, sabah uykuluk hali ve baş ağrısıyla giden bir rahatsızlık tanısı koyuyoruz. Tabii ki bir tek bu değil. Bazı hastalıklarda uykuya dalma süreci bozuluyor. Bazı hastalıklarda uykuyu sürdürme süreci bozuluyor. Ve bu PSG sonucunda bütün bu hastalıklara tanı koyup neticede tanı koyduktan sonra tedaviye başlıyoruz. Evet hocam uyku hocamız horlamadan bahsetti, uyku apnesinden bahsetti gibi aslında rüyalarla doğru orantılı. Ne kadar uykumuz hijyenik ve sağlıklı değilse o kadar yorgun kalkmak, o kadar günü olumsuz geçirmek, olumsuz geçen günün akşam tekrar rüyalara yansıması aslında evet. bir bağlantılı değil Kesinlikle. Mi hocam? Biraz uykuyla ilgili, uykunun önemi, hijyeniyle ilgili bir neler söyleyebilirsin? Tabii ki. Şimdi uyku hijyeni dediğimiz şey gerçekten sağlıklı bir uyku uyuyabilmek adına bize düşen görevler diyebiliriz. Yapmamız gereken bir takım şeyler var. Normal bir uyku süresi 8 saat civarında ama bu biraz daha aşağı, biraz daha fazla olabilir. Genellikle 11 saat bir sınır olarak düşünülüyor. 11 saati aşmamak lazım. Uyuduğumuz odanın fiziksel şartları çok önemli. Çok sıcak olmayacak, çok soğuk olmayacak. Biraz serin olmasında fayda var. Gürültü olmayacak, ışık olmayacak. Mümkünse tam karanlık, simsiyah perde, hiç ışık girmeyecek şekilde bir odada uyumamız çok daha sağlıklı. Belli hormonların salgılanması için. Akşam yemekten sonra yatacağımız saate kadar çok fazla çay içmemek, kahve içmemek, uyarıcı şeyleri almamak, alkol almamak örneğin bunların hepsi uykuyu olumsuz etkiler. Sigara içmek yine uyarıcı olduğu için uykuya dalmayı zorlaştırır. Bunlardan uzak durmak. Çok fazla sıvı almamak çünkü bu da idrar için devamlı uyanmayı gerektirecek. Çok yemek yine olumsuz, aç yatmak yine olumsuz. Yani her şeyi dengede ve uygun bir şekilde yapmak. Onun dışında yatağı sadece uyku ve cinsel aktivite için kullanmak, onun dışında kitap okumak, ne bileyim işte bilgisayarla oynamak, telefon vesaire bunlar için kullanmamak gerekiyor. Uyku beynimizde, yatak beynimizde uykuyla eşleşmiş bir şey olmalı. Evet. Diyelim yattık, yatağımıza uygun bütün bunları yaptık. 20 dakika içinde uyuyamıyorsak eğer yataktan kalkıp başka bir odaya geçmek. 20 dakika mı? Evet, 20 dakika. Bundan sonra artık orada uyuyamayarak yatakta dönüp durmak yatağın uyunamayan bir yer olarak zihine işlenmesine sebep oluyor. Bunu da istemiyoruz. Diyelim uyuyamadınız, kalkıp başka bir odaya geçip işte loş bu ışıkta bir şeyler okumak olabilir, bir bitki çayı içmek olabilir, ılık bir duş almak olabilir. Bunlar yapılabilir ama telefon, televizyon, bilgisayar önermiyoruz. Parlak ışık, mavi ekranları hiçbir şekilde önermiyoruz. Bunlar uykuyu bozucu şeyler. Dolayısıyla tekrar uykunuzun geldiğini hissettiğinizde bir dergi, bir gazete karıştırdınız. Tekrar yatağa gidip uyumak. Bunlar önemli. Yine gün içinde
Şekerleme biliyorsunuz yapmak iyi olabilir ama saat 3-4'ten sonra şekerleme yapmamak gerekir ve bir saat 2-3 saat şekerleme yapanlar var hocam. 2-3 saat de çok evet. Bir saati geçmemeli. Eğer bu şekilde yaparsak derin uykuya girmediğimiz için çok daha sağlıklı olacaktır. Dinlenmiş olacağız. Bunlar önemli. Uyku hijyeni dediğimiz şey aslında bunlar. Günlük derin uykuya giren kişi gece giremiyor anladığım kadarıyla sizin söylemlerinizden. Evet, tabii. 90 dakika ile 120 dakika arasında değişiyor yanılmıyorsam REM uyku süreci. Hocam siz doktor psikolog olarak bu bağlamda uykunun hijyeni ve önemiyle ilgili cep telefonuyla bilgisayara girmeyin diyor ama bugün bakıyoruz çocuklarımıza, kendilerimize bazen yorgan üzerimize çekip altı cep telefonuyla ne olmuş, ne bitmiş, gündemde ne var vesaire. Hepimiz yaşıyoruz. Teknoloji de aslında olumsuz, ciddi anlamda olumsuz etkileyeceğim. Evet, şimdi doktor hanım söylediği gibi yatağı bir tür uykuyla şartlamamız lazım. Evet, yapılıyor mu? Yapılmıyor. Ama o zaman da onun ceremesini çekiyorsunuz. Yani uyuyamadım. İşte nasıl mutfak yemek yeri olmalıysa, yani mutfağa girdiğimde, yemeğe oturduğumda tükürük bezlerimin çalışması gibi, yatakta da uyku moduna girmem lazım. O zaman yatakta uyku dışı aktiviteler yaparsam, yatak onunla eşleşmediği gibi işte onu çağrıştırma diyelim artık. Yani beni uyku moduna sokma özelliğini de yitiriyor. O zaman işte kalkmak gerekiyor. Çünkü o zaman da uyku değil de yatak mücadele yeri olursa o da sorun. Dolayısıyla şeyi yapmamak lazım. Yani yatakta bir şeyler okumak. Belki hani çok az olabilir ama yani ama yatağa uzanayım da işte şeylerimi orada bakayım diye sürekli birkaç saati geçirirseniz ondan sonra da onun ceremesini çekmek kaçınılmaz. Yani yatağın uyku yeri değil de işte FaceTime'da girdiğiniz, sinirlendiğiniz, hoşlandığınız, hoşlanmadığınız kişileri görürseniz o zaman yatak uyku değil de bir yaşantı yeri gibi oluyor. Asıl amacı dışında bir kullanım söz konusu. Dolayısıyla bu da doğrudan uyku hijyenine değil mi etki ediyor. Evet. Ve rüyaları da dolaylı yoldan etkilemiş oluyor. Hocam bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok kıymetli gerçekten paylaşımlarınız. Çok teşekkür ediyorum. Kimlerle bugün rüyaları konuştuk, uykuları hemen tekrar takdim etmek. Doktor Duygu Kaya Yertitanoğlu, Üsküdar Üniversitesi NP Tıp Merkezi'ndendi, Etiler Merkezi'ndendi bizimle birlikte ve Fener Yolu Tıp Merkezi'nden bizimle Cengiz Demirsoy hocamız rüyaları konuştuk, uykuları konuştuk, güzeldi paylaşımları, tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya saatler 11, onu gösterdiğinde bilimden sağlığa yine bu ekranlarda olacak farklı konu ve konuklar da. Hoşçakalın efendim, sağlıkla kalın.